Şimdi İrem'in birliktelik yaşadığı, dini nikahlı beraberlik yaşadığı ve bu ilişkiden dünyaya gelmiş bir çocuğu var. Dün Coşkun Bey ile ilgili siz bir takım iddialarda bulunduğunuzda, evet, bu iddiaları ispatlayın, sabıkasına hani bakın, benim Coşkun dünyanın en temiz insanıdır ifadesini kullanmıştı. Ama gelen ihbarlarda Coşkun Bey ile ilgili söylenenler aksini söylüyordu. Sonrasında gelen ihbarlarda şunlar var. İrem'in de cevaplamasını istiyorum. Coşkun Bey'in kaç sene adam öldürme suçundan yargılandığı, sicilinde böyle bir şey olduğu, uyuşturucu ticaretinden, tehditten, kasten yaralamadan, mala zarar verme gibi suçlardan defalarca hakkında işlem yapılmış. Ama bunlardan en tehlikelisi bu yasaklı madde ticaretinin yapılması, kullanılması, satılması, ticaretinin yapılması. Diğer tarafta bir cana zarar verme gibi. Acaba bununla ilgili söyleyecek bir sözü var mıdır? Kendisi bu durumu biliyor mudur, yoksa tam tersi bunlardan bir hiç haberi yok, ilk kez yayında mı duyuyor? Bunu da öğrenmek isterim açıkçası kendisinden. Siz bu beyefendi hiç gördünüz mü? Efendim Esra abla? Şeyde geldi bize, cenazemiz olduğu zaman, abim öldüğü zaman geldiler. Yani bebek için bir konuşma yapmıştık, alacak mısınız, bebeği bakacak işte, dedik mısınız ki, alacak mısınız, almadılar, biz de alamıyoruz dedi, bakamıyoruz dedi. Siz bakın Sibel abla dedi, tamam dedim, ben de onu misafir ettim, oturduk, girişti. Şimdi ortada bir, bu kadar. Ortada bir çocuk var, 1,5 yaşında. Coşkun Bey bu çocuğun tamamen dışında. Coşkun Bey'in olayla alakası nedir? Şu anda geçici vasi olan, yaklaşık bir aylık geçici bir durum söz konusu. Vasinin, geçici vasinin dini nikahlı beraberlik yaşadığı kişi. Bir aylık bir süreç bile olsa buradan vesayet makamını, bakın vesayet makamının en önemli özelliği re'sen harekete geçebilmesidir. Bu çocuk eğer, bu program kamu yararına yapılan bir programdır ve çocuk söz konusu tabii olduğunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çocukla ilgili şu anda bulunduğu yerle ilgili harekete geçmesi gerekir. Bu anlamda da iddialarda eğer dün akşam yapılan görüşmede bir pazarlık söz konusu oluyorsa ve devletin merciinde yetkili olan İrem'se, İrem'in dışında Coşkun Bey söz sahibi oluyorsa orada düşünmek lazım. Yani Coşkun Bey bu bebeğin hayatında neresinde? Devlet bir geçici vasi atamışsa onun iradesi ve inisiyatifindedir. Eğer İrem Hanım ben vasilik görevini yapamıyorum ve ben koruyamayacağım diyorsa, ailesini düşünüyorsa derhal Aile Bakanlığı'nı devreye sokarak bu çocuğa kayyum atanması lazım. Annenin durumu da derhal enişte ve yakın çevresi bakımından bir ay sonra reşit olacak. Bu çocuk yine sokaklara bırakılacak mı sorusunun cevabı da Aile Bakanlığı'nın yaptığı araştırmayla ortaya çıkacak. Bu arada hani yani söylenmemiş gibi bir durum değil. Bu konuyla ilgili karşı tarafın, eniştenin de söylediği ses kayıtları varmış. Yani kendi huzuru ve düzeni bozulduğunda çocuktan hemen vazgeçebilme çok tehlikeli bir şey. Yani bir menfaat çatışması yaşadığında ben bu çocuktan vazgeçebilirim. Halbuki evet, çocuğun bulunduğu yer, onun hayatının hem devam edeceği hem düzenli büyüyeceği, yetişeceği, o aile gelip ortamının görebileceği, güvenli olduğu yerde o bildiği, aile ortamının sağlanmasıdır. Siz aynen bunu sağladığınızı, evet, ama şu anda işin inada bindirdiklerini iddia ediyorsunuz. Yaşamış olduğunuz ama, evden buyurun. Ama bu inatlan böyle iddialı olacak bir şey değil ki. Olan benim yavrum çocuk oluyor yani. Yemek saati var, yedi mi, içti mi, giyindi mi, ne yaptı? Bir çay mı döküldü, bir yeri mi morardı? Ben bunların peşindeyim yani. Sibel Hanım, bizim toplumumuzda şöyle gözüküyor. Çocuktur anlamaz diyorlar. Çocuk şimdi kaç aylık? 18 aylık mı? 19, yani 20 aylık mı? Neyse. Bu çocuk her şeyi hissediyor. Her şeyi anlıyor. Evet. Çocuklar, bebekler konuşamasa da, yani böyle 40 günlük evet, bebeği alın kucağınıza. Evet. Onun gözünün içine kızgınca bakın. Bir de Esra Hanım, çocuk korkar. Ilgaz, o çocuğa gülerek bakın, çocuk anlar. Çocuk konuşmayı biliyor mu? İletişimi hiçbir şey bilmiyor ama çocuklar hissediyorlar. Yani siz sanıyorsunuz ki o çocuğun düzeni bozulduğunda o evet, çocuk hiçbir şey anlamıyor. İşte evet, Ceren ve Ceren gibi çocukların hayatı da böyle bozuluyor. Anlamıyor dediğiniz çocukları oradan oraya savurduğunuzda kaybediyorsunuz. Aslı olan bu çocuğu evet, kazanmak. Evden görüntüler varmış. Evet, o görüntüleri evet, yayınlamak evet, istiyorum. Gelsin istiyorum, bakalım neler yani yapılıyormuş evde. Ay nasıl dayanıyorsun?
alacağım ben bacıya. Benim yanıyor. Ay. 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 Evet, şu anda Sibel Hanım'ın evindeyiz. Sibel Hanım bugün yayınımızda 1,5 senedir baktığı Ilgaz için gözyaşları döktü. Eve gelin. Her şeyi görün, onu kaldığı yerin görün dedi. Ciğerlerim yanıyor, ciğerlerim çok yanıyor. Battaniyesi burada, yastığı burada. Çok özledim onu. Almak istiyorum onu. Maymunu var öyle, çok tatlı. Köpeği var, ayakkabıları, terlikleri. Bunu yeni aldım. Daha giydiremedim bile. Artık çok tükendim. Yani artık ne yaşım kaldı, ne halim kaldı, ne canım kaldı. Çok hastalandım yani. Nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Yani ben çocuğumu istiyorum. Yani o benim çocuğum, o benim evladım. Onun psikolojisi şu an çok bozuk. Çünkü evde onun bir mama sandalyesi var, bir koltuğu var. O, efendime söyleyeyim, bir odası var. Burada benle yatıyor. Yazlıkta odası var, çocuk odası var, genç odası var. Biz onun arkasındayız. Ben onu sünnet edeceğim, damat edeceğim, asker edeceğim. Allah'ın izniyle evlendireceğim. Yani her konuda sahip çıkacağım. Allah bana sağlık, sıhhat verdiği sürece. Ben onu 2 günlüğüne almıyorum. Ben onu ölene kadar, ebedi kadar istiyorum ben onu. Yaşadığı yer, dünyası, evet, düzeni, kıyafetleri... Evet, evet. Her şeyi, her şeyi. Ne zaman sünnet töreni yapmayı planlıyordun? Birazcık daha büyümesini mi bekliyordun? Yoksa yakın bir tarihte böyle bir plan vallahi, var mıydı? Yakın tarihte yapmak istiyordum onun da yani. Küçükken dedim yapayım. Sonra düğününü dedim. Biraz daha ileriki zamanda yaparım dedim. Yani çok seviyorum, çok istiyorum onu. Şu an çok endişeliyim onun hakkında. Yani niye bu kadar teyzesi, eniştesi bu kadar eziyet ediyorlar ki bana? Ben onlara ne yaptım? Yani ne İki sene yani? Baktık. 2 sene baktım onu ettim. Kötü mü yaptım? Ben almasaydım zaten kimse almayacaktı, bakmayacaktı. O zaman akları neredeydi insanların? Ben kendi hayatımı mahvettim yani onlar için. Ama tamam seve seve isteye isteye bakıyorum ediyorum. Zorla baktırmadı bize zorla kimse. Zorla kimse bakmadı yani. Onu. Herkes dediler herkes hani yuvaya gitsin, oraya gitsin, buraya gitsin. Ama ben kabul etmiyorum. Benim çocuğum o ya. Ben doğurma anası değilim. Ben büyütme anasıyım yani. Bence Ceren ablacığım gel artık getir. Yani. Getir gel gene gör evladını. Resimleri ben çıkarmak istiyorum. Sen zaten görüyordun. Yemek yiyordun. Evet. Oturuyordun. Kalkıyordun. Yani. Biz sana akıl veriyorduk. Fikir veriyorduk. Toparlan benim, diyorduk. Benim Ceren'den bir sorun Allah yok. Allah herkesin kaderini yazar. Bir çocuk yani. Gel ablacığım. Ne olur? Ama ablasının da sorunu olacak. Olmayacak değil. Yani ben yani İrem'in iddialaşmasına sinirleniyorum Esra abla. Ablası yapıyor onu. Ablası yani. İddialaşıyor. Ablası yapıyor. Onun kafasını yıkıyor onun ediyor. Ablası yapıyor. Ya aslında onun yani. Da bir yuvası var, kocası var, çocuğu var. Yani bakamayacağınız çocuğu niye durduk yere aldınız? Günah değil mi o yavruya? Ve biz mesela irtibata geçiyoruz çünkü yakın akrabayız diye, büyüklerimiz var diye. Bir de birinci dereceden akrabasınız. Evet, evet Esra ablacığım. Aile toplantısı yapıyoruz ya diyoruz ha, ben, ki ama gerçek, zaten tamam, getirecek, şimdi, getirecek biliyorum ben. Yazmışlar işte sen gerçek halasısın onlara neden sahip çıkmadın? Ben gerçek halası değilim uzak akrabayım yani ben alamın torununun çocuğu bu. Yani tabii direkt yani alası tam değilim yani kardeşimin alası hani olur ya çocuğu alası öyle alası olsam tamam diyeyim. Yani akraba olarak ben sahip çıktım kötü mü yaptım? Yani ben artık çocuğumu istiyorum yani bir de yani ben buraya gelmesini istiyorum. Herkesin içinde hakla, hukukla istiyorum. Sana hani gel sana dışarıda çocuğu teslim edelim teklifinde bulundular mı size? Yani bulunmadılar ama şöyle ben bir gibiydi. Yani şöyle yani, bir ses tonu duydum. Ben zaten eninde sonunda onu halama vereceğim diyor. Yani kim diyor bunu? Ceren diyor. Ceren diyor. Zaten ben bunu yani orada ablasıyla eniştesiyle gitsek de diyor yani 11 ay sonra diyor 15 gün sonra bizi diyor, eniştemizi atsa da diyor gitsek de diyor. Ben diyor en azından diyor halama diyor gene bırakırım çocuğu diyor. Peki dün akşam Coşkun Bey İrem ve Ceren'i bu konudan dolayı konu kendisine de uzandığı için evden kovmuş mu? Evet, yani Coşkun ya bir kavga İrem'le yaşamış bir mı? Tartışma yaşamış karı koca arasında ne oldu bilmiyorum. Yani ben demiş git diyorum
Ceren gelmek istemiyor demiş. Biz de şimdi büyüklerimiz aile toplantısı evde yaptığımızda dedik ki atlasınlar gelsinler. Gerekirse uçak bilet paralarını kestirelim. Yani. Yani çocuğumuza kavuşalım. Hani herkes yerini bulsun. Yani bizim hani, de bak benim de bir yaşında bir torunum var. Ben ona inat, yani o bir söz, o bir laf. Bina, o tabii ki de hayatı. Herkesin her şeyi ortaya çıkacak. Çünkü biz kameralar altında konuşuyoruz. Hı-hı. Ekranların önünde konuşuyoruz. Bunları kimse yok edemez. Ama şöyle bir şey var. O inat, bu inat deyip bir çocuğun hayatını yıkmayalım. Peki. Bakın Instagram'da da yorumlar oluyor. İşte niye makyaj yapmadınız? Niye giyinmediniz? Evet. Biz burada gazinoya çıkmıyoruz. Bizim çocuğumuz yok. Sevdiğimiz bir çocuğumuz yok. Yani niye süslenmediniz mi diyorlar? Süslenmediniz diyorlar. Niye makyaj yapmadınız? Niye dip boyanız yok değiliz diyorlar. Saçınızı yaptırmadınız. Biz düğüne mi geldik? Biz biliyoruz nereye ne nasıl gideceğimiz bir şekilde. Yani bizim de kıyafetlerimiz var. Yani ben şimdi burada fömümü çektirebilirim. Protez tırnağımı takabilirim. Bir restoranda oturup yemek yiyebilirim. Ben bunları yapabilirim. Ben 27 yaşındayım. Ama sen evden cenazem çıktı diyorsun. Ama evet, abla ben bunları yapamıyorum ki. Benim kollarımın haline bakar mısın? Mosmor. Ben her gece serum yiyorum. Serum yiyoruz biz. Hastanelerdeyiz. Hastayız biz. Bizim evimizde huzur yok. Yemek ya yapılmıyor yani. Al oradan kasaptan bir şey ye yani. Böyleyiz biz şu an. Biz çamaşır yıkayamıyoruz, bulaşık yıkayamıyoruz, temizlik yapamıyoruz. Ya torunuma bakamıyorum sen şu an. Baygın, yani öbür... ben Ceren'e şöyle bir teklifte bile bulunuyorum. Ablacığım gel amcalarımla oturalım, dayılarımla bir ev tutalım sana, bir mobilya koyalım. Evet. Düzgün otur. Bir iş bulur çalışırsın, sahip çıkalım. Nasıl olsa bir ay sonra veya 15 gün sonra 18 yaşındasın. Zaten evladını gören bir kızsın. Yani bunu toparlayalım diyorum. Ama yok. Ben zaten alama çocuğu vereceğim. Ama ne zaman vereceksin? Ya başına vereceğim? Bir şey geldi. Ya bir şey oldu çocuğa. Çünkü sen madde kullanan bir kızsın. Oldu kafan kaydı. Çocuk İddianız gitti. Bu yönde. Ben çocuğu yani nereden bulacağım? Beni buranın çıkarma sebebin zaten senin çocuğun. Peki bir şey soracağım. Evet. Anneye güvenip çocuğu bir saat bırakır mısın? Biz panik içindeyiz şu an zaten ben, ablacığım. Bak ellerimden ter dökülüyor benim. Ben de bırakamıyorum. Ne dökülüyor? Yani ter dökülüyor benim ellerimden. Öyle bir anneye çocuk bırakılır mı? Avare bir kız o. Yani. Makyaj yaparken çocuk yanında duruyorum mesela. Öyle şey cahil. Ben onu kınamıyorum. Allah bak o küçük benim olabilir. Küçük ama şu an güzel yazı şimdi yazsın. Küçük bir çocuk o kadar aklı başında bir şeydir ki emanet edebilirsin. Şu açıdan sonra hani hep kaygılısınız ya bu konuda. Benim içimde hep korku vardı. Mesela o alıyordu böyle seviyordu ya. Ya korkuyordum ay onu yakacak, ay onu bir şey yapacak, ay onu edeceğim. Öyle bir şey kaygım mesela annem yani çocukları çok böyle havada zıplattırmaz Esra abla. Yani. Mesela biz böyle severiz. Hop falan filan. Annem ay bir yere kırılır. Yapmayın ellemeyin. Kaburgası bir şey olur. Annem hani panik atar. Yani o şekilde. Bunu bütün komşunun çocuğuna da yapıyor annem. Düzgün tut çocuğu diyor. Mesela yani, anne kırılmasın. Sen yolda geçerken başka çocuğu annelere de karışıyorsun. Tabii ki. Yani öyle görüyorum yani. Yapmayın diyorum. Günah ayağı kırılır, eli kırılır, eli incilir. Yani bir şey olur. Panik atar kadın diyorum. Ya daha doğrusu içimde çok merhamet var. Bir de çocuklara kıyamıyorum. Bu diyor bana sana okul açacağım en sonunda diyor.